Hadi anlatın artık, duyamaz bizi. Arkadaşlar, Tuğrul ölmemiş olabilir. Ne? Ne? Nasıl lan? Gördünüz mü onu? Ya Tuğrul'u mu gördünüz? Bir şey söyle. Görmedik. Ama masanın üstünde yanmış iki tane yarım sandviç vardı. Bu muydu lan diyeceğiniz? Belki ikisini de adam yedi. Bunun Tuğrul'la ne alakası var? Bir sus Halil ya. Kızım saçma sapan şeylere inanma ya. Ne saçması oğlum? Söylüyor işte çocuklar. Belki de Tuğrul yaşıyor. Ben buna inanmak istiyorum. Sen benim niye moralimi bozuyorsun ya? Aptal aptal ot sevinip de mal gibi kalmayalım. Ya bir durun ya. Bir dur öyle sen de. Şunu adam akıllı anlatayım. Ne gördünüz? Ya abi öyle işte. Sandviç gördük ama içeride koku falan da yoktu. Aynen abi. Yani ne bileyim. Ölü kopmaz mı? Bence Tuğrul ölmedi. Ya peki diyelim ki Tuğrul yaşıyor. Hoca neden böyle bir şey yapsın ki bize? Tabii ki bizi korkutmak için. Ama yaptı da yani hepimiz donumuz. Evet ama aslında silik bir tip. Yani bence de birini öldürebilecek birisine hiç benzemiyor. İşte psikopat dediğin de böyle oluyor zaten kızım. Hiç beklemiyorsun. Bir anda yapıyor. Aynen öyle abi. Böyle sakin sakin takılıp bir anda patlıyorlar bunlar. Evet ama kaç aydır dersimize giriyor. Ben hiç bağırdığını bile duymadım. Bir de sanki kapıyı kapatıyordu. Görmemizi istemediği bir şey var gibiydi. Ya Tuğrul işte abi. Tuğrul içeride olduğu için öyle yapıyor. Ya çok mantıklı değil mi? Değil. Sen böyle deli gibi bakıp söyleyince hiç mantıklı gelmiyor. Bizim bunu öğrenmemiz lazım. Ne yapacağız peki? Benim aklımda bir fikir var.